Az kendimi anlatabilir miyim? Oradan ben o anda zaten elimdeki işi bırakıp çıkıyorum zaten. Hani ben uzun bir süre geçmiyor bu arada. Bu şeye müdahale eden de benim. Benim anneliğimi asla kimse sorgulamasın. Tabii tabii. Asla yani ormanda bulunan çocuğun, 2 yaşındaki çocuğun annesinin anneliği sorgulanmasın. Orada zaten, ben orada oturanlar var ya. Kimse kimseye hiçbir şey söylemesin abi bu memlekette. De, yani herkesin bir savunması var. Müge bırakılmaz abicim. Bana bunu hiç anlatma. Tamam, köy hayatına bana bunu anlatma. 2 yaşındaki bebek bahçeye bırakılmaz. Müge Hanım, bırakılmaz bakın, yani. Köyde nasıl biliyor musun? Köyde böyle şeydir, hani böyle şehir gibi değildir. Hani habire şey yapmasın. Ne olur? Orada ne dersin olur? Kayınman evi var. Orada öbürü var. Hani ne çevrede oldu işte, ne oldu? Sen de ben de gittik şey düşüncesi olur. Herkes böyle köyde elinden tutup gezdirmez çocukları. Böyle bilip bilmeden ne, yani yorum yapanlar da Allah'a havale ederim ya. Hiçbir vallahi şey çok bilip bilerek yorum ben, yapıyorum. Ben de yapıyorsam çok bilip bilerek yapıyorum. Orada zaten yanı tepe. Orada zaten araba var. Yani, sonra diyorsunuz ki oradan tıraş yapmaya o çocuk geçti. Buradan bu geçti. Orada ama çoban otlatıyordu. Ama akıla bak çocuk alınmasa niye zaten aklınıza gelmiyor? Hiçbir çocuğa zarar gelmemiş şimdiye kadar da. Hani düşüp de hani herhangi bir sıkıntı yaşamamış, bir şeyler olmamış. O zaman sadece onu oluyor. Ya biz büyümüşüz. Hayır, bir şey söyleyeceğim yani. Çocukluktan gelen insanlar. Hayat bile. Sizin yani 7 tane erkek kardeşin büyütmesiyle mi yani sağda solda falan onlarla ilgili mesela bir televizyon izlemez misiniz? Bir habere bakmaz mısınız? Bir Müge gazete Hanım, okumaz sizi, mısınız? Sizi çok izliyorum yemin ediyorum, böyle tanışmak da istemezdim sizinle. Gördün kaç tane çocuk kayboldu? Çok aşırı derece hayranım. Nereden kayboldu yani, köyden? Sağlık nereden kayboldu? Köyden kayboldu. Müge Hanım siz benim sözüme itimat edin. Bakın bunlara da söylüyorum. Benim tamam, peki o zaman etmeden senin sözüne itimat ediyorum. Nereye gitti bunların çocukları? Ben hiçbir bilgim yok o annen, kargaşada. Annen aradı mı çocuk birine vermek hiç için? Hiç bilgim yok. Annemi de sorun. Hani çevreden yine sorun. Hani hiç sıkıntı değil. Hani ama ben senin annenin bunu bak kötülük için dediğini söylemiyorum. Hiç duymadım ama Müge Hanım ya. Hiç bu konularla işi olmaz o yani. O hayır işlemek istiyor. O bir çocuğu olmayan birine çocuk vermek istiyor fazlası olan varsa. Ama yapacak bir kişi değil Müge Hanım ya. Çevreden yine sorun mesela. Fazlası olanı ben söylemedim abi yani. İhtiyacım yok diyen de Mevcut'in karısı yani. İhtiyacım yok ne demek? Yok annem fazlan böyle şey var verin demek yani. Müge Hanım annem böyle bir şeyde yapıda bir insan değil ama. Kendi hayatıyla tamam, uğraşan şimdi gibi. Önce biz Mümin Bey'e bir gelelim. Mümin Bey kim? Mümin Bey Mecit'in aslında abisinin oğlu. Benzer yaşlılar babasının ikinci evliliğinden olduğu için Mecit. Ve o sırada Mümin Bey'in bir kasap dükkanı var. Mecit Bey de orada çalışıyor. Şunun da altını çizelim. O kasap dükkanının önünde aslında Gülbahane Hanım ektiği biçtiği bir şeyleri satarken Mecit'le tanışıyor. Yani Mecit onunla aslında tanışırken Mümin de bilir bunu herhalde. Çünkü siz görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bence kendiniz aa kadın bana baktı falan da yapıyorsunuzdur. Ama şimdi şu anda kimse kimseyi tanımıyor da yani o yüzden söylüyorum. Ve işte bu dönemde hani Gülbahane de orada tezgah açtığı için Yasemin de oraya gidip gelirken ya da Mecit gelip gelirken Mümin Bey'le ilişkisi olduğunu iddia eden bir izleyicimiz oldu. İddia aslında şu, bu sadece Mümin'in adı şimdi ortaya çıktı ama ilk bağlandığında köyde şunu da dediler Ömer Bey. Ömer Bey kendi çocuğu olmadığını öğrendi, kendisi verdi dediler. Kendi baba başına bir iş getirmiş dediler. Yasemin çocuğun babası başkası olduğu için gidip çocuğu ona teslim etti dediler. Sonunda da bu ismin Mümin olduğu aslında iddia edildi. Yani ben her şeyi gözümün önüne aldım. Her şeyi desinler. Ben sen Allah var yukarıda. Ben çocuğumun peşindeyim. Evet. Hiçbir de doğduğunun peşinde tahmin değil. Tahmin üzeri konuşuyorlar bence onlar. Evet, köydeki iddialar bunlardı. Biz de Mümin Bey'i bulduk, konuştuk. Mümin Bey zaten Mecit Bey'le çok da bu olaylardan sonra yani Gülbahane ve çocuk kaçırılmasından dolayı yollarını ayırmak istediğini ve daha sonra da yollarının ayrıldığını söylüyor. Yasemin'i hiç tanımadığını söylüyor. Yani Yasemin'e de sorun, göz göze gelmişliğim bile yok diyor. Anıl burada bizi izlesin çünkü Anıl her ne kadar ben o gün bebeğin Mümin'in oğlu tarafından kaçırıldığını görmedim, hatırlamıyorum. Neye düşmüştü? Çene kırıcının içine düştüm o yüzden hiçbir şey hatırlamıyorum dese de Mümin Bey diyor ki evet bir ya da iki çocuk diyor. Benim oğlumu gördüklerini iddia etmişler Gamze'yi kaçırdığına dair. O yüzden benim oğlum bu şekilde ifade verdi diyor. Yani Anıl senin hatırlamadığını suçladığın kişiler hatırlıyorlar. Yine bunun altını çiziyorum. Sen de biraz artık aklını başına al çocuğum. Hadi bir izleyelim Mümin Bey neler söyleyecek. Kaçırıldığından şüphelenilen 2 yaşındaki Gamze'nin annesiyle küçük çocuğun yengesinin ilişki yaşadığı Mecit Yıldırım'ın o dönemki patronu arasında bir ilişki olduğu iddia edildi. Bir yıl öncesinden duymuştum yakın tarafından. Yasemin'in kasap Mümin Bey ile ilişkisi olduğu, bu ilişkiden dolayı bu çocuğun olduğu, o kırmızı arabanın doğru olduğu, oğlunun gelip oradan o çocuğu aldığı İstanbul'da Beykoz tarafında durumu iyi bir aile evlat olarak verildiği bilgisini öğrendim. Çocuğun kaybolmadan önce Mümin'i tanıyor muydu? Yok, tanımıyor. Köye gelmişti işte
Kurban kesiyorduk. Ya kasap ya, orada tanıdım ben onu. Yasemin Gündoğdu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen Mecit Yıldırım'ın da yeğeni ve o dönem patronu olan Mümin Bey hakkındaki iddialara yanıt verdi. Yasemin Hanım'la iddia edildiği gibi bir ilişki yaşadınız mı? Kesinlikle hayır. Ben televizyonda gördüm, öyle de tanıdım onu. Hayretler içindeyim yani. Bu iddianın kaynağının ne olabileceğini düşünüyorsunuz? Gizli tanık denen bayan kimse bunu neye dayanarak böyle bir lafa attı ortaya? Kafam şey gibi karışık. Kesinlikle böyle bir şey yok yani. Böyle asla yok. Aslında bu sadece tek bir gizli tanığın iddiası değil de bunu birçok kişi gündeme getiriyor ama o kişi de röportaj vermeyi kabul etti. Sizin daha önce kulağınıza hiç böyle adınızın geçtiği bir iddia geldi mi? Kesinlikle hayır. Yalnız şunu sormak istiyorum. Yasemin bacım, beni iki kelime benimle bu zamana kadar ettin mi? Kendisi köylerine kurban vakti gittiğinizde sizi tanıdığını söyledi. Malum kurban, ben kasabım. Onlar da hayvan kesiyorlardı, orada cami var, caminin alt yanında. Orada dediler ki sen kasapsın, bize yardım et dediler. Ben de bu hayvanı yıkamadılar, yıktık, kestim, yüzdüm, yardım ettim. Oradan iki tanemi ne deri aldım, gittim yukarı başka yere gittim. Bu olay bu. İş için mi gitmiştiniz? İş için gittim tabii ki. Bu kasap Mümin demişler. Orada ismimi duymuş zaten kadın. Kardeşim zaten kendisi söylüyor kadın. Bu Gamze'nin kaybından önce mi sonra mı olmuştu? Sonra. Bu mesele 10-15 yıllık bir mesele ya. Benim oraya gidip deri almam falan. Bu Gamze'nin kaybından sonra olduysa aslında Ömer Bey'in kızı kaybolduktan sonra sizin oğlunuzun onun kızını kaçırdığı iddiası üzerine de dükkanınızın önüne geldiği iddiası da var. Aslında o yüzden de gösterilmiş olabilir misiniz o kişilere işte kasap mümin bu diye? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Benim dükkanımın önüne geldiklerini falan ben bilmiyorum ki ya. Ben Ömer Bey'i tanıyorum. Nereden tanıyorum? Ben lokantacıyım ben. Esnafım. Simayen tanımadığım insan yoktur yani Gölköy'de. Çok azdır. Peki amcası Mecit Yıldırım'ın ve oğlunun da adının geçtiği Gamze'nin kaybolma olayını nasıl duymuştu? Peki siz bu çocuğun kaybolduğundan nasıl bilgi sahibi oldunuz? Burası küçük yer, duyuldu işte çocuk kaçırılmış falan diye. Öyle duyduk olayı. Kim kaçırmış? İşte Mecit kaçırmış. İşte bunların dostluğu varmış. Onu suçlamışlar. Peki Mecit Bey sizin yanınızda kaç yıl çalıştı? 15-16 yıl çalıştı benimle. Siz Mecit Bey'le İş anlamında yollarınızı kaç tarihinde ayırdınız? Zaten olayı duyduktan sonra ben rahatsızlık başladı bende. Yani rahatsız oldum. Bu olay... Gani Hanım'la ilgili dedikodular çıktıktan sonra. Bu olay çıktığı zaman benim dükkanımın isminin böyle bir şeyde mevzuda geçmesi beni ciddi derecede rahatsız ediyor. Çıkarmayı düşünüyordum içimden geçen bu olaydan dolayı. Ben sonra anahtarımı aldım. Hala da Mecit'le selamun aleyküm aleyküm konuşmam bile. Bir araya gelip konuşmam. İddialar şu yönde. Mecit Bey ile Gülbani Hanım'ın ilişkisi varken aynı süre zarfında sizin de Yasemin Hanım'la ilişkiniz olduğu yönünde. Bana bir kişi gelsin desin ki Mümin Yıldırım burada gördük desin benim yanıma getirin. Olamaz zaten. Aslı başı yok ki kardeşim. Gamze'yi kaçıran kişi olduğu söylenen oğlunun o dönem jandarma karakoluna teşhis için çağrıldığını da kabul ediyor Mümin Bey. Sizin oğlunuz bu konuya nasıl dahil oldu? O süreçte oğlunuz neler yaşadı? Nasıl dahil oldu? Onu da anlatayım. Jandarmadan aradılar. Burada dedi bir çocuk mu, iki çocuk mu? Çok iyi hatırlamıyorum var. Oğlunuzun dedi ifadesini almamız gerekiyor. Tabii dedim hayır. Oğlunuzla ilgili iddiada bulunan iki kişi mi varmış? Varmış o zaman. Benim oğlanın yüzünü gösteriyorlar. Benim çocuğum onları görmüyor o zaman. Hiçbirisi demiyor ki bu demiyor. Yani biz bu değil diyorlar. Çocuğun ifadesini alıyorlar geliyor olay bitti. Köyde konuşulanlardan biri de Mümin Bey'in jandarmada tanıdığı birilerinin olduğuydu. Bu durumla ilgili de açıklama yapıyor. Siz o dönemki jandarma komutanıyla bir yakınlığınız var mıydı? Jandarma komutanı ne yakınım yok bak. Şey ben her şeyi açık söylüyorum. Benim damadım vardı. Üsteğmen şubedeydi. Ben jandarma komutanıyla falan böyle bir yakınlığım, bir enişteliğim şunun bana asla yok. O dönemde sizin ya da bir yakınınızın oğlunuzda kullandığı bir kırmızı araç var mıydı? Önemli bir mevzu. İddia şu ki diyor ki Ömer Bey biz bir takım şikayetlerde bulunduk, dilekçeler verildik ama daha sonra bu dilekçelerin ve şikayetlerin dosyadan alındığını fark ettik. Yani daha sonra gittiğimizde bizim dilekçelerimizle ilgili bir işlem yapılmadığını öğrendik. Sizin böyle bir iddianız vardı. Bunun üzerine Hüseyin sordu Mümin Bey'e. Hala aynı iddiayı sürdürüyor musunuz? İşlem yapılmadı. Ben dilekçeler alındı diye yeni alındı da kayıp karakolu bağlamışlardır kayıp diye diyor. Söyledim. Ha. İşte Ömer Bey de karakolu diyor. Yok ablacığım ben bizim ifademize aldılar. Çocuğu ve bunu Halil İbrahim'i savcılığa götürecek dediler. Biz de abimle beni de gönderdiler. Tamam. Karakol komutanından şüpheleniyorum dedim.
Bunu konuştum. Matlara bakabilirsin. Ben dilekçelerim alındı. Dilekçeyi çaldı dedi. Bu söyledi. Bu söyledi. Ben kendi dilekçemi aldı dedi. Bu dedi. Bu söyledi. Hatırladım. Bu dedi ki gittim ben savcılığa dilekçeyi baktım demiş. Ben verdim dilekçeyi. Aynı yazdım verdim içeriye. Ben sordum demiş. Yok demiş. Benim söylediğim öbür türlü yani. Dilekçeleri siz verdiniz. Dilekçeyi savcılığa. Tamam ablam. Savcılığa. Aynen bu ifadeyi verdim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.